Hoş geldin abi yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Serkan'a da, Savaş'a da selamlar. Tabii Selamlar ki abi ben. sana da. Uzun zaman oldu. Görüşemiyoruz böyle. En Evet. azından burada görüşmüş olduk, Aykut. En azından bu şekilde hasret gideriyoruz abi. Elbette stüdyoya da geleceksindir. Şimdi Haldun abi, şu önemli tabii, bu hafta önemli. Serkan Korkmaz'ın tezi şu. Öne sürdüğü argüman şu. Diyor ki bu akşam Galatasaray Demir maçı ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı 37'şer puanla girdi iki takım. Sanki diyor galiba bir taraf kaybedecek gibi geliyor diyor. Yani İkisi de 40'ar kazanamayacak, puanlar ikisi girmeyecek. birden kazanacağı olasılık Düşük ben diyor. düşük görüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun sevgili abi? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Serkan'ın görüşlerine katılıyorum tabii ki. Yani iki rakip de, yani liderlik yarışındaki iki takımın rakibi de gerçekten puan almaya yakın takımlar. Yani Beşiktaş maçı bir derbi. Adana Demirspor da her ne kadar şu ana kadar deplasman galibiyeti ya da deplasman galibiyeti olmamasına rağmen yine de o elindeki kadro açısından baktığımızda önemli bir ekip, öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu gerçek. Ama ben şunu söyleyeyim, belki stüdyoda kaçırmış olabilirim, konuşulmuştur. Bugünkü maçın sonucu bence yarınki maç için de bir rehber oluşturacak. Öyle de söyleyebilirim. Yani bugünkü maçta Galatasaray'ın kazanması, Fenerbahçe'nin kazanmak için daha fazla mücadele etmesine neden olabilir. Ve ya da Galatasaray puan kaybederse bu kez o maçın gidişatı daha farklı bir boyuta gelebilir. Onu da özellikle söyleyelim. Çünkü artık iki takım da puan kaybetmeye tahammülleri yok. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Biz sadece ve sadece derbilerde ya da büyük maçlarda puan kaybederiz. Herhalde küçüklerle, küçük demeyeyim yanlış oldu kelime, Anadolu ekipleriyle yapacağımız maçlarda sıkıntımız olmaz diyorlar. Dolayısıyla yani bu maçların çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Yani benim kanaatim bu akşamki maç yarın akşamki maçı da erteleyecek. Bilmiyorum Serkan'la Savaş aynı görüşte midir? Aynı soruyu onlara da sordum abi. Biraz tabii senin dışında bir cevap verdiler ama. Şöyle yani Galatasaray puan kaybederse tabii ki mesela İsmail Hoca'nın daha temkinli bir diziliş, taktik uygulama ihtimali yükselecektir. Veya Galatasaray kazanırsa daha çok risk alan bir Fenerbahçe izleyebileceğiz Gibi. de diyebiliriz. Haldun abi peki Galatasaray'ı devam et abi, tamamla istersen. Yani şunu söyleyeyim, şöyle Serkan'ın söylediği şöyle, aynı görüşlere katılıyorum. Şunun için anlattım ben de onu. Yani olası bir Galatasaray puan kaybında Fenerbahçe'nin oyunda konforu yükselecektir, öyle söyleyebiliriz. Yani nasıl olsa yani kazanmam şart değil, kaybetmesem de ben liderliğimi sürdürüyorum düşüncesi hakim olacaktır diye düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalıştım. Yoksa tabii ki Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da maçı kazanmak için çıkacaktır. Hatta Adana Demirspor'da bakın hani Patrick Kluivert gitti ama bizim iyi bir ekibimiz var. Bu ekibimiz her zaman maç kazanabilir düşüncesini ortaya koyacaktır. Haldun abi pekala. Şimdi Galatasaray'ın Adana Demir maçını elbette bir teknik adam değişikliği her takıma pozitif yansır. Şimdi burada tabii Hollandalı teknik adam Kluivert gönderildi. Serkan Hoca tamam devam ediyor. Şimdi mutlaka bir pozitif ivme olur mu? Galatasaray takımı için Kopenhag maçı öncesinde en ciddi sınav, ligdeki en ciddi sınav Adana Demir maçı şu an itibariyle. Şimdi iki takımı teraziye koyduğunda abi hangi taraf sana göre daha ağır basar? Bu Şimdi maçın bir kere özelinde. şunu Bu maçın tamam, özelinde abi. şunu söyleyeyim bir kere. Yani bilmiyorum tabii Serkan'ın da Savaş'ın da bu konuda görüşleri vardır. Şimdi teknik direktör değişikliği diyoruz. Burada bir teknik direktör değişikliği söz konusu değil. Yani bir teknik direktör gelir, yeni teknik direktöre bir şeyler anlatmak için, bak ben şöyle futbolcuyum, böyle futbolcuyum diye düşünülebilir. Ama burada bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmiyoruz. Mevcut yapı içerisinden bir hocayla yola devam etmekten bahsediyoruz. Onun için aynı etkiyi oluşturacağını düşünmüyorum. Yani mutlaka tabii ki kazanmak için çıkacaklar ama aynı etki olmaz. Yani o söylediğimiz teknik direktör değişince bir anda oyuncuların performansları değişti diyeceğimiz durumu göremeyiz. Onu özellikle söyleyeyim. Ama şöyle bakmak lazım.
Elindeki kadroya baktığımızda Adana Demirspor'un çok iyi bir kadrosu var. Özellikle orta alandaki kanat bölgelerindeki oyuncularının, Niyang'ın çok önemli performansları var. Bütün bunlara baktığımız zaman iyi bir kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da vurgulamak lazım. Ne kadar iyi kadronuz olursa olsun 50 bin kişinin önünde, Galatasaray taraftarının önünde maç kazanmak çok kolay değil. Onu özellikle söylememiz lazım. Maç kazanmak kolay değil. Çünkü geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Okan Buruk da söylemişti. Biz beraber hücum ediyoruz, beraber savunma yapıyoruz demişti. Yani Galatasaray taraftarı bu sezon öyle bir yapı ortaya koyuyor. Yani beraber hücum ediyor, beraber savunma yapıyor. Ve ben bunu çok enteresandır. Belki her iki dostum da hatırlayacaktır. Ben bunu İrlanda'da görmüştüm. Bizim İrlanda-Türkiye maçında. Ya atağa kalkıyorlar. Sanki bütün stat hep beraber koşuyormuş gibi kalkıyorlardı. Savunmaya dönüyorlar yine aynı şekilde. Galatasaray'da ben bu sezon bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum. Yani Galatasaray taraftarının oyuna etkisi çok büyük. Ha bu %100 kazanacaksınız anlamına gelmiyor. Ama taraftarın ortaya koyduğu kimlik bence Galatasaray'ı maçta öne çıkartan unsur diye düşünüyorum. Yani hem bu maçı hem diğer karşılaşmayı tabii Aldın abi bir potada eritti. Peki abi derbi için ne diyeceksin Aldın abi? Şimdi derbi için şunu söyleyeyim Aykut. Ben kağıt üzerinde şu maç şöyle kadroları yan yana koysak ve kadrolarla ilgili eksikleri de yan yana koysak İki takıma baktığım zaman karşıma çıkan tablo kağıt üzerinde deriz ki Fenerbahçe bu maçta önde. Yani bunu özellikle söyleyebiliriz. Ancak şunu söylemek lazım. Bu maçlarda bu tür kesin yargılara varmamızı engelleyen unsurlar var. Nedir bu? Derbi maçlarının sonuçlarının önceden kestirilebilir olmaması. Nitekim son 8 maça baktığımızda yani eski adıyla İnönü, yeni adıyla Tüpraş'taki son 8 maça baktığımızda Fenerbahçe'nin galibiyeti yok. Yani 3 galibiyet Beşiktaş, 5 beraberlik çıkmış sahadan. Bu da şunu ortaya koyuyor. Demek ki seyirci kimliği, ev sahibi olma avantajını Beşiktaş kullanıyor. Tabii ki Masuaku'nun olmaması, savunma stoper bölgesinin eksikliği, Rozier'in olmaması, bütün bunlar aslında kağıt üzerinde Fenerbahçe'yi biraz daha öne çıkartıyor gibi görünüyor. Ama olay bence taraftar ve özellikle işte motivasyon, Hasan Arat'ın gelişi, işte efsanelerin buluşması, bütün bu motivasyonun da oyunu dengeleyecek unsur olarak görüyorum. Açıkçası benim kanaatim ben beraberliğin önde olduğu bir maçı yine düşünüyorum. Yani kafamdaki senaryo öyle diyebilirim. Ama derbiler bunlar. Yani karşı kaleye gitmeden kazanılan maçlar bile izledik, gördük. Serkan da çok iyi bilir, hatırlar. Ya yani öyle maçlar gördük. Onun için derbilerde böyle kesin yargılara varmak pek mümkün olmuyor. Ama benim önce düşüncem beraberliğin ön planda olması. Eğer Fenerbahçe'de Bekao Ciku ikilisini de eğer Fenerbahçe geri döndürmüş olsaydı ve Beşiktaş'ın bu eksikleriyle yakalamış olsaydı bence iş biraz daha farklı senaryoya dönüşebilirdi. Yani beraberlikten öte Fenerbahçe'ye dönebilirdi olay. Şimdi herkes şunu söylüyor. Fred döndü, mükemmel oldu. Evet, Fred'in dönmesi bir anlamda öndeki oyuncu. Abi tam onu soracak. Pardon. Sözünü balla kesti mi? Abi kusura bakma. Biz kupa maçları için hep şehir dışına gittiğimizde Fenerbahçeli arkadaşlarımız, büyüklerimiz veya işte gençler diyorlar ki ya abi Fred yoksa biz yokuz. Resmen yokuz. Resmen takım çöküyor. Bu konuyu dile getirir misin? Hazır seni bulmuşken söyleyeyim. Şimdi Fred'in alternatifi oluşturulmalı mı devre arasında? Bu oyuncu sakatlanabilir, cezalı duruma gelebilir. Her şey bir oyuncunun sırtına mı kalkalacak abi? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu iddiaları ben de çok fazla dinliyorum Aykut. Şöyle söylememiz lazım. Bazen bir oyuncu çok oyuncu anlamına gelir. Hadi çıkart Icardi'yi Galatasaray'dan, ne kalıyor geriye? Çok doğru iyi söyledim. Oyuncular yok mu? Çok doğru. Çok iyi oyuncular var. Doğru. Ama Icardi bir fazla demek, bir fazla yapıyor seni demek. Yani Fred'in de öyle bir özelliği var. Yani Fred'in dönüşüyle bir kere şunu söyleyeyim, öndeki oyuncuların konfor alanları genişliyor. Yani hem rakip ceza alanına giderken hem savunmada takıma kattığı değerle. Ama biraz önce söylediğim yerden Aykut devam edeyim. Lütfen abi. Ciku'yla Bekao olsa
bu kez ön tarafa daha fazla itiyor Fenerbahçe rakibi. Yani kendi sahasına doğru daha fazla ittiği için de alan daralıyor. Daha az enerjiyle daha yüksek verim elde etme şansı oluyor. Bugün işte Samet'le Osterwolde'yle bunu yakalamanız mümkün değil. Çünkü geri kaçıyorlar. Geri kaçtıkları zaman mesafe uzuyor. Ve işte ya Şimanski de etkili olamadı diyorsun. Tadic de etkili olamadı. Şimdi Fred bir manada orayı bir parça kapatacak. Yani o özelliği. Ama söylediğim en önemli nokta Cicu'yu ve özellikle de işte Bekao'yu Fenerbahçe'nin kaybetmiş olması çok büyük dezavantaj. Hemen şunu da söyleyeyim tabii ki. Beşiktaş'a baktığımızda da iki bekinin çok çok yüksek volümlü iki bekinin olmaması da çok büyük handikap tabii. Stoper bölgesinde Necip'in hala orada birinci oyuncu konumunda olması da bu da Beşiktaş için handikap. Bir önemli noktada hani bilmiyorum bana katılacak mı Serkan'la Savaş ama şunu söyleyeyim. Abubakar bir takım iddia ve dedikodular çıktıktan sonra son 3 maçtır verimi son derece düşük olarak oynuyor. Onu söyleyeyim. Sanki şöyle şeyler söyleniyor. Ya galiba fizik olarak da çok aşağıya düştü. Bence mental olarak ciddi bir yorgunluk yaşıyor. O da herhalde bu maçı hedef maçı olarak seçmiştir diye düşünüyorum. Bu arada devam edeceğiz abi ayrılma. Şeyi de soracağım sana. Hasan Bey, Sayın Arat'ı Beşiktaş Başkanlık seçimine ona da birkaç cümle edersen sonra seni uğurlarız abi. Atladığım bir soru da olabilir. Belki Serkan Korkmaz ya da Savaş Çoğlu da soru yorum şeklinde de sana dönebilir. Şimdi Serkan Korkmaz'a döneceğim. Savaş'a da tabii pas vereceğim burada abi. Hakikaten şimdi deriz ki teknik adam değişikliği bir takımda pozitif etki yapar. Beşiktaş açısından da yönetimsel bir değişim var. Şimdi onlar da bembeyaz bir sayfa açıyor. İşte Samet Hoca, Feyyaz Hoca, Sayın Başkan, yardımcıları vesaire. Bu da illaki bir etki eder. Öyle değil mi abi? Ya ben pozitif. Şöyle söyleyeyim. Türk futbolu adına ben etkilendim. Yan yana Samet Aybaba, Rıza Çalınbay ve Feyyaz Uçar'ı görünce. Çok etkileyici bir fotoğraf benim kuşağım için. Yani efsanevi isimler. Beşiktaş'ın kaptanı var iki tane orada. Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncuları ve kendi aralarında da belirli kuşak farkları olmasına rağmen bir arada oynamışlıkları da olan üç isim. Şimdi bu böylesine bir kurgunun başarılı olması Türk futbolu açısından çok önemli. Yani şimdi tabii ki tutulan takımlardan bağımsız konuşuyorum. İnsanlar da hani galericidir, inşaatçıdır, iş adamıdır, holding patronudur. Hani futbol operasyonları onların sekve idaresinde yürüyor. Türk futbolu dediğimiz şey aslında onların yıldız olduğu bir oyun arayüzü. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun. Yönetim kurulunda Feyyaz Uçar var. Futbol direktörü Samet Aybaba, teknik direktör Rıza Çalınbay. Bu bir ilk. Değil mi Haldun abi? Ben böylesini hatırlamıyorum. Biraz bir şeye benzetiyorum. Serkan şöyle söyleyeyim sana katkı olsun. Biz hep şeyden özenirdik. Ya şu Bayern Münih'in evet, kısmına bak ya. Real yani Madrid. Nasıl Franz Beckenbauer'ler, Uli Önes'ler falan. Ya aynı şeye geldik. Bir, ikincisi bir de tabii ki bizde o şekilde bir sembol olmaz. Ama Hasan Arat'ın hala bugün gidecek daha oyuncularla buluşmaya. Belki de gitti bilmiyorum. Gitmemiş olması da aslında farklı bir yönetim tarzına evrildiğimizin göstergesi. Hatta Hasan Arat şu cümleyi söylüyor. Diyor ki ben profesyonel işleri onlara bırakacağım. Benim o işlerle bir ilgim yok dedi ki bu yönetimsel olarak bizim ilk defa rastladığımız bir durum. Umarım bu formül iyi gider ve diğer tarafa da diğer kulüplere de etkili olur. Yani senin de söylediğin gibi iki tane kaptan, üç tane efsane öyle söylememiz lazım. Yani burada en önemli nokta o. Tabii Hasan Arat'ın yönetim tarzını da bu manada ben teşvik ediyorum. Yani tebrik de ediyorum ama sonuçları nereye varacak? Biz şöyle başlangıçları mükemmel olan işleri çok gördük ama her iki arkadaşım da bana katılacaklardır. Zaman içerisinde yolda sıkıntılar yaşanınca bir anda işlerin farklı bir boyuta döndüğünü de gördük. Ben bu soruyu sordum Hasan Bey abi. Dedim ki taraftar başkanın açıklamasını ister. Bütünleşmesini ister. Oldu ki bir hakem hatası oldu ve veya işte takım aleyhinde. Bu noktada dedim konuşmanız gerektiğinde de konuşacak mısınız? Asla konuşmayacağım dedi.
Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi Aykut, sana katkı olsun diye söylüyorum. Rıza Çalınbay'a şeyi sordular. Başkan Fransa'ya gitmiş transfer görüşmesiyle ilgili ne evet. diyorsun diye sorulduğunda şu cümleyi söyledi. Bunu Feyyaz Uçar'a sormak lazım dedi. Ya. Yani yönetimde o var dedi. Yani o herkes şu manada başlangıçta çıkış noktası olarak söyleyelim. Görev bölümlerini çok doğru bir şekilde yapmış görünüyor. Kimse kimsenin alanına girmeyecekmiş gibi görünüyor. Umuyorum öyle olur. Yani öyle bakmamız lazım. Benim düşüncem şu andaki başlangıç formülü son derece güzel oldu diyebilirim. Haldun abi, senin yayın yaptığın yerlerde genelde o senin kupa koleksiyonun olduğu yerde yapıyorduk. Arkandaki panoyu tanıdım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Gayrettepe'de İlham abinin oradasın, Opera Pastanesi'nde. Aynen şimdi oradayım. O panodan sığınabileceğim yer burası. Selam olsun İlham abiye de o zaman. Orada panodan tanıdık. İlhamiye de selamlar. İlhamiye çok sevdiğimiz bir abimiz. Ben de orada oturuyorum biliyorsun. Selam olsun. Benim orada kim varsa Erhan abi de. Şimdi Serkan'ın evine el sallarım yani, merak etme. O zaman dostlardan kim varsa selam olsun. Şimdi ikinizin tezini böyle küçük de olsa çürütecek bir şey söyleyeceğim. İnşallah bu birlikteliğin devam etmesi tabii ki. Mesela Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk döneminde Feyyaz Uçar kadar beyefendi, benim Galatasaray'da en sevdiğim Cüneyt Tanman. Çok tabii. severim. Futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsüydü. Arkasında... Ben çalıştım kendisiyle. Arkasında Galatasaray'ın... Evet doğru. Galatasaray'ın efsanesi diyorlar ama benim için hiçbir zaman efsanesi olamaz. Levent Nazifoğlu. Yani çok fazla oynamış. Bir dönem kalecilik yapmış. Ergün Gülsün'ün yeğeni olarak biliyor. Ergün Gülsün hep yeğeni olarak hatırlandı. Ama efsane asla kabul etmiyorum. Çünkü çok az maç sayısı var. Artı Galatasaray'da yönetiminden 4 tane başkan çıkartmış Alp Yalman vardı. Futbolu bakan o ekip darmadağın oldu bir süre sonra. Burada Samet Hoca, Feda döneminden gelen 2 şampiyonluk var. Feyyaz Hoca keza aynı şekilde. Rıza Hoca aynı şekilde. Başkan söylemlerini devam ettirebilirse bu çok güzel bir şey. Çünkü başlıyorlar, sonra Serkan sen de takdir edersen müdür, sonra bir bakıyorsun ki en çok konuşan olabiliyor. Yani bu başlangıç güzel bir başlangıç. Bunu temennimiz devam edebilirler inşallah. Şimdi bu... Ben de aynısını söyledim zaten. Yani başlangıç mükemmel bir başlangıç. Bir Bayern Münih formülü görüyoruz karşımızda. İnşallah böyle devam eder. Hatta örnek alınacak bir formül olarak devam eder. Hemen bir şey daha aklıma geldi. O dönemde Cüneyt Tanman seçildi. İlk kamp Slovanya'dayız. Akşam bir baktık Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek kampa geldi. Transfer görüşüyorlar. Ya orada Mehmet Özbek... Yani Haldun, bak söylüyorum, Alp Yalman gibi yönetiminden 4 başkan çıkarmış bir adam var. Levent Bey var, Cenk Ergün var. Bunların olduğu yerde Mehmet Özbek geldi, transfer görüşüyorlardı. İnşallah bunlar olmaz ve dediğimiz gibi bu güzellik Türkiye'de ilk olur ve yürür. Çünkü hepsi çok saygın adamlar. Samet Aybaba'nın Beşiktaş'a hizmeti, Feyyaz Uçar'ın Cüneyt Tanman'la benzetmem, hem beyefendiliği hem futbol adamlığı, ikisini çok benzetiyorum. Yıpranmadan bu birliktelik inşallah Beşiktaş'ın, çünkü barışa ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var. Bunu bir an önce inşallah böyle devam ettirirler. Başta başkana çok iş düşüyor. Başkana ne zaman sorulursa inşallah onu sorar. Hoca da Feyyaz Uçar eğer basın sözcüsü ise başkanı konuşturmadan bunu devam ettirirler diye düşünüyorum inşallah. Yani temennim bu yönde. İnşallah. Haldun abi, bizim atladığımız bir şey var mı? Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı abi? Bu akşamki maçla ilgili düşünüyorum. Ya radyodan akşamki... da takip ettim sizi zaten. Kopenhag maçına yönelik de söylediniz cümleleri. Onlara da bir belki bir ekleme yapabilirim. Yani şunu söylememiz lazım. Adana Demirspor maçında puan kaybedebilirsin, kazanabilirsin. Tabii ki bunların telafisi çok mümkün. Çünkü önünüzde derbiler var vesaire. Ama benim için, benim gönlüm hala Parken Stadı'nda. Çünkü orada ben 2000 yılında o şampiyonluğun yaşandığı, kupanın yaşandığı gün oradaydım. Oradaki heyecanımız çok farklıydı. Onun için burada da şimdi aynı heyecanı yaşamak istiyorum. Bir ülkemizin bir takımının Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, bu diğer tüm takımlarımızı da olumlu etki edecek bir faktör. Çünkü sonraki yıllara da bunun olumlu puanları aksediyor. Onun için inşallah umuyorum ve diliyorum ki bu Kopenhag'daki gerileme diyeyim. Düşüş. Çünkü düşüş, Bayern Münih maçı öncesi 2 maçın birini kaybetti, birinde berabere kaldı. Sonrasındaki 2 maçı da kaybetti. Dolayısıyla hani bu kayıp süresine bir Galatasaray maçı eklemesi canı gönülden dilediğimiz durum diyelim yani. Aldın abi, buna bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, güzel özetledin. Kopenhag'daki düşüşü inşallah Bayern Münih ve
Bu son Manchester United maçındaki hakemler, biri Portekizli, birisi İspanyol. Bu maça atanacak hakemi çok merak ediyorum. Galatasaray eğer bu iki hakem hatası olmasaydı şu anda gruptan çıkmıştı. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi burada Kopenhag maçının hakemi için UEFA'da ne kadar lobi olur, ne kadar yazışırlar, ne kadar konuşurlar bilmiyorum ama hiç olmadığı kadar bu maçın hakemini merak ediyorum. Çünkü Bayern Münih Manchester United maçında son dakikada Kopenhag penaltısı VAR'dan dönüyor. Manchester United maçında penaltı verilmiyor, VAR çizgisi çizilmiyor, monitör arıza yapıyor. Yani 3 maçta bunların hepsinin olması bana kimse burada bir masumiyet anlatmasın. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar 3 maç tarih boyunca olmamıştır. Bir maç olur, 3 ay sonra olur. Tesadüf o, değil diyorsun. Bu kadar tesadüf olamaz. Bilmiyorum Serkan Bilir bana katılır mı? Hani beraber Savaş izleyelim. Senin, Savaş sana şöyle bir ekleme yapayım. UEFA yapılan hataları gördü. Onun için ben iyi bir hakem bekliyorum. Yani bu kez hata yapmayacak bir hakemi göndereceklerdir. Çünkü bana göre UEFA'nın en riskli maçlarından biri oldu. Yani bu maç. O nedenle iyi bir hakem bekliyorum ben. İnşallah o özellikle Bayern maçında yapılan skandal burada bir kez daha tekrarlanmaz diye umut ediyoruz yani. İnşallah. Öyle düşünüyoruz. Peki Aydın abi uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum abi. Bizim atladığımız bir ben şey. Ben teşekkür ederim. Adana Demir orada ilgili. Bütün dostlara selamlar aldın abi orada kim varsa. Adana Demir çok teşekkür ederim. Abi bu akşamki maç ne olur sence? Onu bir kısa sorayım da ben. Merak ediyorum. Ya ben bu akşamki maçı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Peki. Peki abi. Hoca kim olur sence Adana Demirspor'da? Ha ya hoca konusunda bir yabancıyla yani 3 yabancıyla görüşüyor aslında. Murat Sancak ama isimleri konusunda çok net bilgim yok Serkan. Yani çok da fazla açıklamıyor. Ama yerli bir hoca düşünmüyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Evet. Vallahi İtalya diyorlar ama acaba başka bir sol gösterip sağda vurabilir abi. Evet yani sen, vurabilir sen Aykut sen zaten istihbaratları almışsındır. Pirlo'nun adı da çok geçiyor şu anda. Ondan bahsediyorlar ama boşta değil diye biliyorum. Yani var böyle 3-4 tane hoca var Murat Sancak'ın görüştüğü. Ama şunu söyleyelim son bir cümle olarak. Söyle galiba abi. Hollandalı hocalar bizde çok fazla verimli olmuyor. Onu söyleyelim. Ben Murat Bey'e dedim ki Sayın Başkan neden böyle bir karar aldınız? Bana dedi ki insanlığından, kişiliğinden zerre kadar şüphe etmiyorum Kluivert'ın. Fakat kazanmak için bir B planımız yok. Deplasmanda başladı bu düşüş. Sivas deplasmanı dedi. Berabere kalınmıştı. Şimdi maçı 2-0 biz kazansak da ben endişe içinde takip ediyordum. Her an bu maçı kaybedebiliriz